Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Bora, bildiğiniz üzere. Bugün size çok mucizevi bitki aloe vera ile ilgili cilt bakımından bahsetmek istiyorum. Gerçekten aloe verayı sadece cilt için kullanmıyoruz. İşte bitki sağlığı için de, yara iyileşmesi için de birçok amaçlı kullanıyoruz. Şimdi birçok dermakozmetik markasının içerisinde aloe vera olduğunu görüyoruz. Çünkü bu mucizevi bitkinin içinde özellikle bol miktarda E vitamini olduğu için faydaları cilde çok fazla. Dolayısıyla biz de bunu doğal yollardan kullanalım dedik. Böyle minik bir aloe veram var. Her yerde satılıyor ve çok ucuz bir bitki. Ve çok hızlı büyüyor. Çok saldırgan bir bitki. O yüzden küçük bir şeyle diktiğinizde bile hemen çıkabiliyor güzel baktığınızda ve onu sevdiğinizde. Ben de aloe veramı çok seviyorum. Şöyle tabii ki de cilt hastalığınız varsa ya da çok alerjik bir cildiniz varsa bunu kullanmadan önce kolunuza deneyin. Ben de şimdi size küçük bir parçasını deneyeceğim. Şuradan nereden seçelim? Ay çıkamıyorum da. Şöyle minik bir tane şuradan aldım. Şu şekilde bir şey. Bunun içerisinde E vitamini olan bir öz var. Şu şekilde cilde deniyorum. Şöyle birkaç dakika bekliyoruz. Bu arada da ne amaçla kullanıldığından bahsedeyim size. Bunu test yapıyorum. Hani siz de yapın diye örnek göstereyim. Yoksa bu aloe veranın benim cildime herhangi bir zararı yok. Özellikle güneş banyosu yaptıktan sonra oluşan bir kırmızılık var. Çok açık tenliyseniz böyle ıstakoz gibi oluyorsunuz. Ne kadar güneş koruyucu sürseniz de işte bu after sun. Yani güneş sonrası cildinize uygulayabileceğiniz bir şey. Ben de hafif yandım. Dolayısıyla bu kırmızılığı alacak ve o pahalı after sun'lara para vermeyip, yani güneş sonrası bakım kremlerine para vermeden bundan faydalanmış olacağız. Şu şekilde sürüyorum. Peki biraz daha bekleyelim. Hani tam 2 dakika olsun. Başka ne için kullanıyorum? Sivilcelerde. Burada da hemen tatlı bir sivilcem çıktı. Şöyle göstereyim. Sivilcedeki o inflamasyonu azaltması ve sivilcenin dışarı vermeden küçülmesini sağlamak amaçlı, ama bunu ilk başından itibaren sürmeniz lazım. Yani sivilce Allah burada çıkıyor dediğiniz anda yapıştırmanız lazım. Çıktıktan sonra çok etkisi olmuyor. Normal sivilce kremlerinde zaten özelliği bu. Oradaki inflamasyonu baskılayıp o bakteriyel yoğunluğu azalttığı için sivilce olmuyor. Bu arada uçuk çıkmadan önce de böyle bir hafif kaşınır ya, ben de çok uçuk çıkmaz ama bilirim o şeyi, özelliği. O zaman da bunu kullanabiliyorsunuz. Şöyle patlattım. Şöyle yandan patlattım. Bunları kanalların içerisindeki bütün sıvı şöyle aşağı doğru geldi. Bakın 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 bakın, görüyor musunuz? Şöyle hemen sivilceme yapıştırıyorum. Oh mis. Şöyle minik minik sürüyorum. Göz çevresine de sürebilirsiniz. Çok şey değil, sıkıntılı değil. Biliyorsunuz ki her şeyi göz çevresinde kullanamıyoruz ama şöyle yine patlattım. O içindeki salyamsı şey, D vitaminli şeyi yüzüme sürüyorum. Patlatırken yine sürüyorum. Şöyle. Bakalım. Şöyle. Şu geri kalan kısmını da özellikle orkidelerimin yapraklarına şöyle sıkıyorum, şöyle sürüyorum ve görüyorsunuz bakın çok az yapraklı ama nasıl da tomurcuklandı. Bunlar sadece aloe verayla. Şu kısmı da toprağına şöyle atıyorum. Böylece o topraktan emilmiş oluyor. Bu kopardıkça büyüyen bir şey. Hani koparıyorum aman azalıyor diye düşünmeyin. O yüzden bir tane daha koparıyorum. Koparırken de şöyle mümkün olduğu kadar köke yakın yerlerden şöyle hafifçe kökünü çıkartmadan alıyorsunuz. Bir daha büyük bir parça geldi şu an elime. Hazır yapmışken şöyle patlatayım bunu da. Yavaş yavaş. Bakın görüyorsunuz değil mi? Daha
Daha çok geldim. Şöyle. Ne sağlıyor? Aloe vera kolajen üretimini, özellikle tip 1 kolajen üretimini ciltte arttırıyor. Bu evilip böyle sanki kolajenli bir krem kullanmışsınız etkisi yaratacak. İnflamasyonu azaltıyor. Böyle bir yeriniz çizildi, kağıt çiziyor oldu, minik çizikler. Onların üstüne sürebilirsiniz. Alerjiniz yoksa tabii ki de aloe veraya. Orada yara iyileşmesini arttırıyor. Gayet sağlıklı bir cilde sahip oluyorsunuz. Hangi sıklıkta yapalım sorusunu duyar gibiyim. Yani 10 günde bir açıkçası yeterli olur. Her şeyin bir özelliği var bitkinin. Bunları tabii ki de çok sık kullanmamak lazım. Her cilt bakımında farklı özelliklerden faydalanmak lazım. Bunu E vitamini ve tip 1 kolajeni arttıran bir özellik olarak düşünebilirsiniz. Bunu yıkamanıza gerek yok. Genelde ben akşam yüzüme sürüyorum. Sabah kalktığımda normal yüzümü yıkıyorum. O iyice nemlenmiş oluyor. Böyle bana çok soruyorsun sen hocam evde neler yapabilirim? İşte bu aloe vera'yı kullanarak güzel bir cilt maskesi yapabilirsiniz. Hem cildinizi nemlendirmiş olursunuz. Hem az önce bahsettiğim o sivilceli akneleri azaltıyor. Hem de doğal bir içerik olduğu için daha ucuz bir şekilde böyle güzel bir bitkiden faydalanmış oluyoruz. Bunları ne yapıyoruz? Diğer bitkilerimize, ben şimdi orkideyi örnek gösterdim ama içlerine koyabilirsiniz. Bu topraktan emiliyor ve o gübre gibi o bitkinin daha çok canlanmasını sağlıyor. Şu şekilde bir aloe vera. Gayet de gördüğünüz gibi içindeki bütün özü aldım. Şöyle biraz daha sağabilirsiniz. Şöyle iyice hani bir şeye kaldı mı diye. Şunu da siyah noktalarım için burnumun üstüne biraz daha sürüyorum. Evet, bunu da şöyle orkidemin dibine hemen attım. Bugünkü içeriğimiz bu kadardı. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.